Evet arkadaşlar, tekrardan hepinize merhabalar hepiniz. Lezzet Testi kanalıma hoş geldiniz. Bugün size BİM'de görmüş olduğumuz Kıbrıs tatlısı ve Kadife tatlısının lezzet testine bakacağız. Ürünler nasıl, içeriğinde neler var? Lezzetliler mi, yenir mi, yenmez mi? Nedir, ne değildir? Bunu sizinle birlikte burada teste tabi tutmuş olacağız. Kıbrıs tatlısı ve Kadife tatlısının BİM'de 101'de olduğunu biliyordum. Şok marketlerde gördüğümü hatırlamıyorum. Ben bu ürünü BİM'den aldım. Daha önce BİM'de Supang'de, Profiterol, Kazandibi, bir tatlı daha vardı, sütlaç. Bunları zaten biliyorduk. Öğrencilik yıllarımızda yediğimiz tatlılardı. Ara ara kaçamak yapıp. Uzun zamandır tatlı reyonuna uğramadığımız için Kıbrıs tatlısı ve Kadife tatlısını daha önce görmemiştim. Daha doğrusu görmüşümdür, belki de dikkatimi çekmemiştir. Bugün onların tadına bakacağız. İlk önce Kıbrıs tatlısından bahsedeyim size. Kıbrıs tatlısı bu şekilde arkadaşlar. Üzerinde böyle değişik bir beyaz bir katman var. Hemen altında da şöyle fındık, fıstık, ceviz gibi görünüyor burası ama böyle bir karma karışık bir şey. Aa, burada kaşık da var. Çoğunlukla bu alt tarafında olurdu. Bunun yanına gelmiş kaşık. Bu şekilde. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Osmanoğlu'nun üretmiş olduğu bir tatlı. Kıbrıs tatlısı. Kıbrıs'a özgü bir tatlı mı yoksa adını bu şekilde mi vermişler? Tam olarak bilmiyorum. Yine aynı şekilde şurada son kullanma tarihi yazıyor. Parti numarası yazıyor. Parti numarası 1404. Son kullanma tarihi ise 29.04.2021. Şu an 4. ayın 20, pardon, 2029. Çok özür diliyorum, son kullanma tarihi. Şurada görebilirsiniz. Şu an biz ayın 21'inde olduğumuzu düşünürsek yaklaşık olarak 8 günlük bir kullanım süresi var. Aynı şekilde Kadife tatlısında da görmüş olduğunuz gibi mora çalan bir tatlı. Orta kısmında böyle bir krema gibi bir şey var. Bak, dediğim gibi kaşıklar hep zaman altlı olur da bunun yanında kalmış kaşık. Yani yine mora çalmış. İçerisinde böyle bir krema kaymak gibi bir şey var. Tam olarak nedir bilmiyorum. Açınca bakacağız içerisine. Aynı şekilde parti numarası şurada köşede altta yazıyor. 12.04. Son tüketim tarihi ise 27.04 olarak. Yine dediğim gibi bugün ayın 21'i olduğunu düşünürsek son kullanım tarihine yaklaşık olarak 6 gün kalmış. Bu tatlı gruplarında arkadaşlar çok fazla kullanım süresi uzun olmuyor. Bunlar taze ürün. Yani bir tavuk gibi düşünün. Donuk tavuğun örnek veriyorum, kullanım süresi 6 ay 7 ay olabilirken taze günlük tavukların kullanım süresi yaklaşık olarak 7 günle 8 gün, 7 günle 10 gün arasında değişebiliyor mevsime göre, kış ve yaz olmasına göre. Onun gibi düşünün. Yani bunları söylüyorum, sallamıyorum. Araştırıyorum yani bunları yaparken de. Bu bilgilere ulaşırken de. Kıbrıs tatlısının içerisindekiler bölümünde de neler varmış bakmayalım hızlı bir şekilde. Tam yağlı inek sütü varmış. Bitkisel krema. Hindistan cevizi yağı. Palm yağı. Yağ su, süt tozu. Laktozmuş. Şeker, yumurta. Hindistan cevizi, bitkisel sıvı yağ, ayçiçek, mısır salatası, buğday unu, galeta unu, buğday irmiği, ceviz. Evet, ceviz bunda da var. Kabartma tozu, pasta kadı malzemesi, sarbilik asit tuzları diyor. Yani hızlı hızlı okumaya çalıştım. Herhalde birçoğunda böyle atladım gibi oldu. 4 derecede saklanması gerekiyormuş. Yine aynı şekilde kadife tatlısının içerisinde var ama şeyden dolayı okunmuyor arkadaşlar. Yani şunun mor olmasından dolayı, üzerindeki yazılarında siyah olmasından dolayı içerisindekiler bölümü tam olarak seçemiyoruz, okuyamıyoruz. Ama olsun, bu 140 grammış kadife tatlısı. Kıbrıs tatlısı ise gramaj olarak yazmışlar mı? Net miktar yazıyor ama net miktar üzerine parti numarası ve son kullanma tarihi geldiği için görünmüyor. 190, eğer yanlış okumuyorsam şurada 190 gram yazıyor. İkisinin de fiyatı aynı olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya 3.25'ti ya 3.75'ti. Fişimi şimdi kaybettim, bulamadım fişimi. Bakmak istedim aslında fiyatlarına. Biri 140 gram, biri 190 gram. 3,5 lira olsa ortalama fiyatı, kilograma vurduğumuzda 15 lirayla 18 lira arasında değişiyor fiyatları. Yani kilograma vurmuş olduğumuzda bir bütün pasta fiyatına tekabül edebiliyor. Şimdi açalım arkadaşlar ürünlerimizi. Ürünlerimizi açmak için Kıbrıs hattında yine aynı şekilde şurada açma yeri var. Bütün ya plastik aksamları vakum ürünlerinde şurada ufak bir yere bırakıyorlar. Bu ürünler arkadaşlar oldu ki aldığınız siz yemeyeceksiniz. Çeliğinize, çocuğunuza yedireceksiniz eğer bunu. İlk önce tadına muhakkak siz bakın.
Hava almış olabilir, şişmiş olabilir, vakumlu oluyor olabilir ama içerisinde bir sıkıntı olabilir ondan dolayı. Yine bir 2 yaşında bir kız çocuk babası olarak söylüyorum size. Almış olduğunuz ürünün muhakkak tadına siz kendiniz bakın, daha sonra çocuğunuza yedirin. Buradan açalım arkadaşlar. Şuradan. O açması gayet zor. Hatta çok zor. Oba. Evet, açtım. Tam istediğim gibi açılmasa da açtım. Şuradan şöyle. Bunlar normalde iki katman olur. Bir dış katmanı, yani vakum katmanı. Bir de bunun içerisinde bir katman daha olur. O kaşıktan bahsetmiştim ya size. Kaşığın olmuş olduğu yer. Şöyle çıkartalım. Evet. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şurada kaşığımız var. Bu tatların içerisinden çıkıyor rahat rahat yenebilmesi için. Şunu şöyle koyalım. Bu bunun içinden çıkan kaşık. Şu şekilde. Kıbrıs tatlısı böyle. Kadife tatlısına bakalım. Bunun açılması gayet çok zordu. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi vakumlu. Şöyle tutalım. Kameranın açısını niye kaçırıyorsan. Şöyle tutalım. Şuradan şöyle. Oo, bu da çok sert. Herhalde kolay açılmasın diye yapmışlar. Yani bu bize zulüm olsun diye değil de taşıma sırasında, sevkiyat esnasında kolay açılmasın diye yapılmış olduğunu düşünüyorum. O parlıyor. O mis gibi pasta kek kokusu geldi. Yani Kıbrıs tatlısından böyle bir koku gelmemişti ama kadife tatlısından şu an çok süper bir koku geldi. O harbiden. Böyle şey, kaymaklı bisküviler vardır. Böyle Etin'in bir bisküvisi vardı. Hatırlayamıyorum. Ya Etin'in ya Ülker'in. Ona benziyor kokusu. Çok güzel bir koku geldi içerisinden. Ve şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Parlıyor resmen üstü. Şöyle şiş, şiş, şiş. Yani herhalde ağdası mı var acaba diye düşünüyorum. Şöyle bastırayım çatalla. Islak kek gibi aynı. Ne derler onun adına? Adı aklıma gelmedi. Şimdi bir kek vardı ya, ıslak kek. Supankle gibi falan olan. Ha, işte ona benziyor tadı. Şey, tadı demişim. Kokusu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunların ikisini birer tane dilim alalım. Şöyle. Tabağımızı koyalım. Birer tane dilim alalım. Şimdi ilk önce şunu şuradan bir keselim. Oba. Kestik. Acaba bunu almak kolay olacak mı? Şunu da keselim. Şöyle. Birer dilim alalım. Bunları almak kolay olacak mı bilmiyorum. Çatalla giriş yapsak. O aldık, tamam. Hop, bir parça. Bu biraz dağılacakmış gibi ama dağılmadı. Ondan da aldık bir parça. Her taraf mahvoldu. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, iki tatlının da şöyle yandan. Şu bölüm ceviz, Hindistan cevizi yağı falan var diyor. Bunun içindekiler bölümünü okuyamamıştım. Şu çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim size. Normalde dışarıdan baktığınızda Kıbrıs tatlısı ye beni ye beni diye ağlıyor resmen. Kadife tatlısı ise beni yesen de olur yemesen de olur diyor ama tat olarak bilmiyorum ama nasıl bir şey olacaktır. Şu çatalımızın üzerindeki şu ceviz şeylerin karşılarını bir yiyelim. İkisinin karışımı. İlk önce Kıbrıs tatlısının tadına bakacağım. Şöyle şuradan bir parça Kıbrıs tatlısı alalım. O şu bayağı şey, lapa. Lapa. İlk önce şu kremasının tadına bakayım. Hani böyle şey yaparlar. Krem şanti ile pasta kremasını karıştırırlar böyle evde, tat şey yaparlar ya, bisküvili pasta tarzında. Onun gibi bir tadı var. Yani ben onu anımsadım. Gayet hoş. Ama şerbet olayı, çok sulu bir şerbeti yok. Ama çok da kuru değil. Şöyle cevizli kısmından atayım ağzıma. O. Burada tadını, şerbetini hissedebiliyorum. Güzel. Şeker oranında çok fazla değil Kıbrıs tatlısının. Kendini yediriyor yani. Ben bundan bir 3 tane 4 tane üst üste gömerim. Baymaz gibi duruyor. Ben bu arada tatlıyı çok severim arkadaşlar. Yani yarım kilo baklavayı bana mısın demem, tek başıma yerim. Bir kilo da yerim de. Yani hiçbir zamana kadar bir kilo baklava alamadığım için. Umut'la yarım kilo alıp tek başıma gömdüğümü hatırlarım. Çünkü bir kilo baklava alacak para şu an cebimizde yok. Kıbrıs tatlısı gayet hoş.
Kendini yedirir bir tatlı. Zaten içerisinde böyle ceviz parçacıkları insanın ağzına giriyor şu kısmı yediğiniz zaman. Hissedebiliyorsunuz ceviz parçalarını. Ağzımıza bir tane daha atalım. Şöyle kaymaklı atalım. Bunun böyle yenmesi lazım. Bunun böyle yenmesi lazım ki anlayabilirsiniz. Daha şurada zaten akmış zaten görebiliyorsunuz. Kaymağı bu tarafa doğru akmış bir şekilde görünüyor. Böyle ışıklarımızı biraz şöyle alsak da acaba daha rahat görebilir miyiz burayı? Böyle alalım. Biraz daha canlandıralım mı burayı? Şöyle. Şurada görüyorsunuz. Aktı yani. İçerinin balık kaymağı aktı. Şimdi kadife tatlısına bakacağım. İlk önce kadife tatlısının şu kaymak kısmından arınmış kısmından yemek istiyorum. Şöyle görüyor musunuz? Yani böyle içinde tutuyor şerbeti belli. Tadı şeye benziyor arkadaşlar. Böyle dankek yediyseniz daha önce ıslak kek, dankekin ıslak keki vardı bir ara. Tadı bunu andırıyor çok. Çok bariz andırıyor yani. Hoş yani kendini baymıyor. Yine aynı şekilde Kıbrıs tatlısı gibi şeker oranı çok fazla abartılmış değil. Ama şu kaymak kısmına bir bakalım. Şöyle. Kaymak kısmıyla Kıbrıs tatlısının üzerindeki kaymak kısmı birbirini andıran lezzetler. Ama Kıbrıs tatlısı daha yumuşak bir tatlı. Diş problemi yaşamıyorsanız eğer Kıbrıs tatlısını çok rahatlıkla yiyebilirsiniz ama diş problemi yaşıyorsanız dişlerinizin dibine gidebilir. Daha sonrasında bir kürdana ihtiyacınız olabilir Kıbrıs tatlısını yemiş olduğunuzda. Yalnız kadife tatlısında böyle bir sorun yok. İnsan ağzına aldığında böyle şeker gibi eriyor hissedebiliyorsunuz. Yani şey alakalı, onun içine bir de patlayan şeker asılarmış. Şatır şutur adamın ağzında. Olurmuş yani. Arkadaşlar gayet güzel, hoş. Kıbrıs tatlısı da olsun. Kadife tatlısı da olsun. Ama benim yani şu an burada yemiş olduğum tatlılardan en çok hoşuma giden içerisindeki cevizden dolayı olsa gerek, Hindistan cevizinden olsa gerek ve Kıbrıs tatlısı daha çok hoşuma gitti. Ama kadife tatlısı da gayet hoş, gayet güzel. Bunların ikisinin puanını bölmeyeceğim. Bunlara bir puan vereceğim. İkisine aynı anda aynı puan vereceğim. Arkadaşlar gayet güzel. Yenir mi diyorsanız kesinlikle yenir. Bulabilirsiniz yani hani neresi olursa olsun fark etmiyor hangi market olursa olsun. Kıbrıs tatlısını ve kadife tatlısını tatmanızı tavsiye ederim. Gayet güzel, hoş lezzetleri vardı. Videoyu çok uzatıp sizi de çok sıkmak istemiyorum işin açıkçası. Yani böyle çok eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum. Lakin elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu kadar oluyor. Yani bilemiyorum. Şimdi şunları şöyle yapalım. Şu tabağımızı birazcık bize doğru çekelim. Tatlarımızı şöyle alalım. Ve bunları puanlayalım. Sizce bu tatlının puanı ne olmalı? Kıbrıs tatlısına ve kadife tatlısına ayrı ayrı puan vermeyeceğim. İkisine aynı puanları vereceğim. Ben tatlıyı çok severim. Ve bu tatlar gayet güzel. Bundan dolayı bu tatlıların ikisine de kendimce ben sevdiğim için 9 puan veriyorum. Her zamanki gibi bu ürünler çok lezzetli. Yiyebilirsiniz. Kıbrıs tatlısının kaşığı altında bu arada. Hani bundan kaşık çıkmadı diye düşünmeyin. Döndüremiyorum şu an. Böyle tutarsam döndürürüm herhalde düşünmeden. Evet burada. Şeyden çıkartma, kabından çıkartmamışım sadece. Arkadaşlar çok güzel, çok lezzetliydi. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, daha önceden bu tatlıların tadına baktıysanız veya bu videomuzu izledikten sonra bu tatlıların tadına bakmak istiyorsanız bize muhakkak bu tatlar hakkında ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Bir öneriniz varsa, bir şikayetiniz varsa bize yazmayı unutmayın. Şu an çok büyük bir kanal değiliz, küçük bir kanalız ama ilerleyen zamanlara doğru ne olur ne değişir tam olarak bilemiyorum. Bir bakmışsınız bazı şeylere sizinle birlikte yön vermişiz. Bize destek olursanız, kanalımıza abone olursanız
Bu yön verme konusunda sizin de bize bir katkınız olmuş olur. O zaman diyorum ki kendinize çok 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 iyi bakın. Tarafımızı seviyorsunuz. Biliyorum videonun başından sonuna kadar şu köşedeki tabağı merak ediyorsunuz. Ne olduğunu? O tabak arkadaşlar bundan bir önceki videomuzda çiğ köftenin tadına bakmıştık. Ondan dolayı o köşede duran tabağın içerisinde çiğ köfte ve çiğ köftenin dürümü var. Ama göstermeyeceğim size. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz tarafımızca bu tatları denemek, test etmek isterseniz olabilirsiniz, yiyebilirsiniz. O zaman kendinize şimdiden iyi bakın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarak bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.